Çağımızda en çok söylenen, dile getirilen, duyduğumuz stresli. Stresliyim, stresliyiz, stresli de ondan falan diye. Hakikaten bazı durumlarda stresin etkisi çok barizdir. Mesela kolay öfkelenen insanların çoğu, evet, kişilik olarak sinirli. Kişilik olarak çok sinirli olurlar, değil mi efendim? O yüzden onlara daha farklı davranmak lazım. Kolay öfkelenen insanların çoğu kişilik olarak sinirli değil, streslidir. Biraz dinlenmelerini sağlayın. Anlamlı bir sessizlik, anlamsız kelimelerden daha iyidir. Çok daha iyidir. Milyonlarca kelime yerini dolduramaz. Anlamlı bir sessizlik, unutma. Evet, aşkım. Bu kadar uzak olup, bu kadar uzak olup kalbimde uyuma. Ne tuhaf, ne tuhaf, ne kadar tuhaf. Aşkım. Aşktan yana nasibin varsa dokunsan da yanacaksın, dokunmasan da. Şunu iyi bil ki, kimler hasretlerle yanar, kimileri vuslata. Kimileri hasretlerle, kimileri vuslatlarla. Ego der ki, her şey olmasını istediğim gibi tam olsun, o zaman huzurlu olacağım. Ruh da der ki, huzurlu ol. O zaman her şey tam da istediğin gibi olur. Ruhu dinlemeye devam ediyoruz. Her ilişkinin başında kişinin duyguları. Sonunda ise o kişinin ahlakı ortaya çıkar. İhtiyacımız olan şey hepimizin. Yok öyle güzel yüzlü, kalem kaşlı, badem gözlü, selvi boylu falan değil. Ahlaklı, ahlakı güzel insanlar. Hepimizin ihtiyacı bu. Bence. Ne dersiniz? Aşkım. İnsan olgunlaştıkça kimseyle uğraşası gelmiyor. Yok. Kendini yetiştirmemiş insanlardan uzaklaşıyorsun. Seni hasta edecek insanlardan çok çabuk, rahatça vazgeçebiliyorsun. Olgunlaşmak güzel, güzel. Çok büyük güzellikler getiriyor insanın hayatına. Aşkalı. Hepimizde vardır değil mi? Eski eşyalarımızı atarız. Peki, neden eski eşyalarınızı atıyorsunuz da eski düşüncelerinizden vazgeçemiyorsunuz? Onu da yapalım. Kendinize teşhis koymadan önce, evet, hani zor durumlar yaşarsınız, zor anlar yaşarsınız. Dersiniz ya işte depresyondayım veya işte başarısızım gibi falan gibi şeyler. Önce evet, kendinize yapmayın bunu. Yapmadan önce şöyle bir çevrenizdekilere bir bakın. İnsanların, özellikle çevrenizdeki insanların aşağılık olup olmadıklarından emin olduktan sonrasında kendinize teşhis koyun. Olur mu efendim?
Onlar sizi o hale getirdi çünkü. Değil mi? Aşk ola. Rabbim, Rabbim, beni birinin kalbinde ağrı olup da, evet ağrı olup da sana şikayet edilen biri kılma. Amin, amin, amin. Zaman zaman yaşarız. Ruhsal sıkıntılarımız olur. Kaynağını da bulmaya çalışırız, aslında biliriz de. Ama ben net bir cümleyle söyleyeceğim şimdi. Ruhsal sıkıntıların kaynağında anlamsız insanlara anlamlı ilişkiler yaşama isteğimiz, hevesimiz, çabamız var ya, işte o sorun oluyor. Üzülme. Üzülme. Çünkü Yaradan Rabbimiz umudu en çaresiz, en imkansız anlarda yollar. Unutma. Yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar. Unutma. Aşkım. Yürürken başımın yerde olması sizi rahatsız etmesin. Etmesin. Benim derdim yere düşen edebinize takılmamak. Benim derdim o. Varın siz yanın derdinize. Aşk ola. Ah, ah, ah. Gönül kervanımıza çok yolcu aldık. Ama hiçbiri son durağa kadar dayanamadı. Menfaati biter bitmez birer birer kayboldular. Kayboldular. Altını çöpe atsan değerini kaybetmez, kaybetmez. Tenekeyi parlatsan bir gram altın etmez. Etmez. Ben sahip olduklarımın tadını çıkarmayı öğrendim. Sen de öğren. Sahip olmadıklarımın acısına ayıracak zamanım yok. Hayat çok kısa, çok kısa.